Bismillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hafız İbn Hacer el Eskelani rahmetullahi aleyhin Bulugul Meram adlı eserinde temizlik kitabı Abdesti Bozanlar bölümü 76 nolu hadisi okuyoruz. Ve an Ayşe radiyallahu anh'a galet Hazreti Ayşe radiyallahu anh'a'dan ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kable ba'dın Nisa'yı bazı kadınlarını öper, sümme karaca ile salat, sonra namaza çıkar, velem yetevetle ve abdest almazdı. Peygamber tekrar okuyoruz, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarından birisini öpmüş, sonra da namaza çıkmış, abdest almamıştı. Hadisi İmam Ahmet rivayet etmiş, Buhari Hazretleri de hadisi zayıf saymıştır. Aynı hadis Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mazi'ye yer almış. Tirmizi, hocası İmam Buhari Muhammed bin İsmail bu hadisi zayıf kabul etti demiştir. İmam Nesai de bu konu babda bundan daha güzel bir hadis yoktur ancak mürseldir demiştir. Çünkü hadis ravilerinden İbrahim Etteymi Hazreti Ayşe'den rivayet etti şeklinde gelen bu rivayet gerçekte İbrahim Etteymi Hazreti Ayşe'den hiçbir şekilde hadis nakletmemişti. Dolayısıyla arada başka birisinden duymuş olması lazım ama o isim olmadığına hadis mürsel sayılıyor. Konumuz abdesti bozanlar olduğundan kadına değmek abdesti bozar mı? Ebu Hanife Hazretlerine göre kadına evlenebilen bir kadına eli değdi diye hiçbir şekilde kadına değmek abdesti bozmaz. Dolayısıyla ayeti kerimede kadınlara temas ettiğinizdeki temastan kasıt ten değmesi değil cinsel temastır. Orada mecazi bir anlam gelmektedir. Dolayısıyla İmam Azam'a göre kadına değmek hiçbir şekilde abdesti bozmaz. İmam Şafii'ye göre ise o ayette geçen kadınlara temas ettiğiniz zamandaki temas ten temasıdır diye yorumladığından ona göre bu konuda kadına değmek, evlenilen bir kadına değmek kesinlikle abdesti bozar İmam Şafii'ye göre. İmam Malik ve Ahmet Hazretlerine göre ise kadına değdiğinde şehvet hissedir, erkek şehvet duyar ve bununla da cinsel organı tahrik olursa o zaman kadına değdiği için abdesti bozulur İmam Malik'e göre, yoksa bozulmaz. Anlattığımız gibi yukarıdaki hadis Hanefiler için delil sayılsa da hadis zayıftır. 10 farklı rivayet olsa da hadis zayıftır. Hanefilerin esas şeyi söylediğimiz gibi ayetin değmek kelimesindeki tefsirdir. Yine Hanefilerin bir hadis daha var dayanmadıkları. O da Peygamberimizin gece Hazreti Oşe annemizin odasında teheccüd namazı kıldığı. Bu namaza kalktığında o da o kadar dar ki Hazreti Ayşe annemiz Peygamberimiz secdeye vardığında ayağını çektiği, Peygamberimiz geri namazda ayağa kalktığında da onu yaydığı görür. O sırada secdeye vardığında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Ayşe'ye temas ettiği, abdestini bozmadan namaza devam ettiğini söylemişlerdir Hanefiler. O da onlar için delil saymıştır. Fakat Şafiler, yani ona karşı farklı düşünen Şafiler, buradaki değmenin arada bir engel olabileceğini, herhangi bir direkt temas olmayabileceğini söylemişlerdir. Dolayısıyla bu konu böyledir. Yani mezhep alimlerimiz bu konuda içtihatları farklı farklı olmuştur. Onun için de Hanefi mezhebinde tekrar ediyoruz, kadına değmek abdesti bozmaz, Şafii mezhebinde bozar.